Merhaba arkadaşlar. 2 gündür video çekemiyordum. Çorum'a gitmek zorunda kaldım. Ankara'dan bir tane arsa tapusu yaptık. Ardından Çorum'a geçtim. Bir tane mülkün satışı vardı. Tekrar geldim. 2 gündür de video paylaşamadım. Çokça da yorum aldım. Hasta mısın? Niye video paylaşmıyorsun diye. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi güzel bir 4+1 villayı tanıtacağım. Daha önce ön cephesini tanıtmıştık. Orası satıldı. Arka cephesini tanıtacağım. 740 bin TL'den pazarlığımız var arkadaşlar. İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Müstakil girişli. Güzel bir villa. Bu arada bizim videolarımızı müşterilerimizden çok emlakçılar izliyor galiba. Nerenin videosunu çeksek ertesi gün herkes ilan girmeye başlıyor. Güzel bir bahçesi var arkadaşlar. Daha önce de tanıtmıştım burayı. İsterseniz burasını kapattırabilirsiniz. Şu alanı kapattırıp yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Bahçe alanı geniş. 4+1. Kapı direkt salona açılıyor. Işıklara bakayım. Işıklar yanmıyor şu an. Girdiğimizde geniş bir salonumuz var. Şuradan göstereyim. Otomatik panjurlu. Geniş bir salon var arkadaşlar. Mutfak araya gizlenmiş. Böyle çok daha güzel olmuş. Geniş bir mutfağımız var. İsterseniz buraya bir yemek masası konulabilir. Çok kullanışlı bir mutfak olmuş. Ahşap görüntüsü çok güzel duruyor bence bir evde. Yani en azından böyle ufak detaylar ahşap olursa, ama o yakılmış, yani yakılmadan kullanılan ahşaplar daha güzel duruyor. Mesela bunu yakmışlar, pürmüzde yakmışlar. Bence yakılmasaymış daha güzel olabilirmiş. Üst katta da 3 tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda hemen karşımızda kullanışlı bir odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar burayı. Diğer odaların yanında biraz daha küçük burası. Hemen sağ tarafta geniş bir banyo lavabomuz mevcut. Burada makine yerimiz var. Sol tarafta yine güzel bir odamız var. Burada bir de balkonumuz mevcut. Güney cephe arkadaşlar, hep ses ve ısı yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun. Hemen onun yanında geniş bir odamız var. Karşı tarafa gömme dolap yapılabilir. En azından yerden tasarruf etmiş olursunuz. Buraya boydanmaya komple güzel bir dolap yapılabilir. Ben böyle söylüyorum mesela, bazen de giriş kısmını camla kapatırsanız ayakkabılık falan koyabilirsiniz diye söylüyorum. Geçenlerde biri de yazmış, sana ne kardeşim, istediğimi yaparım evi aldıktan sonra diye de. Tabi istediğinizi yapabilirsiniz ama biz de fikrimizi söylüyoruz. YouTube aslında bana çok iyi geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Hepinize yine teşekkür ederim. Üst katta da bir odamız, terasımız, ebeveyn odamız burası. Odaya girdiğimizde hemen sağ tarafta banyo lavabomuz var. Aşağıdaki kadar geniş bir banyo lavabo. Burası da oda kısmımız. Hem buradan hem de merdivenin başından terasa çıkışımız var arkadaşlar. Teras çok geniş. İstenirse terası kapattırma şansınız var. Kapanırsa daha güzel olur. Yani istenirse şuraya bir mutfak tezgahı konulabilir. Böyle göstereyim. Gayet geniş, kullanışlı bir terasınız var. Hemen bu aracın gittiği yer şurası.
cadde. Dolmuş otobüs oradan geçiyor. Karşı tarafımız deniz ama bunu göremiyorsunuz. Güzel bir villa arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, villamızı izlediğiniz gerçekten güzel bir villa. 4 artı 1 merkezi konumda, Altınkum'a yakın. Merkeze yakın, okulun hemen alt tarafında. Kendine ait bahçesi bulunan müstakil girişli güzel bir villa. 740.000 TL'den pazarlığımız var. Alıcısına dediğim gibi hayırlı olsun.